Samimi bir yuva benim için. Ben öyle görüyorum. Sizleri çok samimi görüyorum. Buradaki Sayın Başkan'ın sosyal faaliyetlerini, çalışmalarını fevkalade yararlı buluyorum. Dolayısıyla da bu davetten ötürü kendilerine, sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Böyle küçük bir giriş yaptıktan sonra, bir sunum yaptıktan sonra belki dipnot olması bakımından şiirin derin bir biçimde anlatımını örnek teşkil edecek bir yazıyı ben sizlerle paylaşacağım. Bu yazıyı okumaya çalışacağım. Var şunu. Şunu kendi Eskişehir'e bastırmıştım. Eskişehir'e bastırmıştım. Şurada aktif verinceden bastığı bir teşekkür ediyorum. Ben unutmaya geçmişim. Öyle mi? Başkanım hoş geldiniz. Osman'a hoş geldiniz. Eyvallah. Encamınızı bozmayın diye dolaşmadım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biraz önce de ifade etmiştim. Yeni Haber gazetesinde yazıyorum diye. Son yazımı Yeni Haber gazetesindeki son yazımı Veda Buse'si adıyla yayınladım. Malumunuz 1972 yılında, yanlış hatırlamıyorsam, rahmeti rahmana kavuşan bir büyüğümüz var, şairimiz var. Orhan Seyfi Orhan adında. Aslında bu şairimizin çok enfes şiirleri var. Ama neyse, bazı şairler, tabii biraz medyanın pompalamasıyla, biraz da bir takım kitlelerin öne çıkarmasıyla çok daha meşhur oluyorlar. Çok daha isimleri ön planda anılıyor. Bu şairimiz maalesef çok çok güzel eserler vermese rağmen, ben tabi siyasi görüşüm falan bilmiyorum. Gerçi bir vakit Sosyal Demokratlardan milletvekili seçilmiş CHP'de. Evet. Daha sonra da Adalet Partisi'nden gene milletvekili seçilmek suretiyle. Vatansever, milliyetçi bir insan biliyoruz yani. Ben de öyle biliyorum. Evet. Şiirin hikayesi çok. Evet, çok enteresan. Hepimiz, birçoğumuz biliyordur bu şiirin hikayesini. Evet. Oldum olası, ben yazıyı okuyayım isterseniz. Lütfen. Oldum olası Veda Buse'si adındaki şarkı beni hep etkilemiştir. Dinlediğimde yüreğimde ince bir sızı hissederim. Maziyi, hatıraları ve zamansız vedaları anımsarım her defasında. O güzel nameler ayrılığın buruk öyküsünü fısıldar kulağıma. İçim tuhaf duygulara teslim olup gözlerim nemlenir ve bazen ağlamamak için zor tutarım kendimi. Bendenizin beğendiği ve etkilendiği kadar çoğumuzun da severek dinlediğine emin olduğum Türk sanat müziğinin önemli eserlerinden biri olan Veda Buse'si adlı şarkının söz yazarı yani şairi Orhan Seyfi Orhan'dır. Şair, gazeteci, yayımcı ve siyaset insanı olan Orhan Seyfi Orhan, 23 Ekim 1890 ile 22 Ağustos 1972 yılları arasında İstanbul'da yaşamıştır. Şairin hece ölçüsüyle kaleme aldığı Veda adlı şiiri aşk şiirini çağrıştırsa da aslında şairin kanser hastası olan kızı için yazmış olduğu bir şiirdir. Şiirin hikayesi şöyledir. Ölümünden hemen önce kızı babasından ölümüne ağlamaması konusunda söz vermesini istemiş. Babası da ağlamayacağına dair söz vermiştir. Kızını toprağa veren acılı baba sözünü tutamamış, kızıyla arasında geçen son anlarını dizelere dökerek o anıları muhteşem bir şiirle ölümsüzleştirmiştir. Bu şiir Yusuf Nakesen tarafından 1951 yılında Muhayyer Kürdi makamında bestelenmiştir. İşte Veda Buse'si adlı şarkının güftesi olan Veda şiiri. Buyurun birlikte okuyalım. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını tatmayacaktı. Alnına koyarken Veda Buse'ni, yüzüme bu türlü bakmayacaktı. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda,
birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktı. Veda sözü bir anlamda Allah'a ısmarladık demektir. Vedalar kavuşacak olma ümidini taşıyorsa ne âlâ. Değilse veda buğsesi gibi bir şarkı olur ve söylenmeye başlar dillerde. Dönüş olmayan ayrıntılar ise hasret acısını ateşten gömlek gibi giydiriverir insanın sırtına. Yürekleri tuzla buz eden, sitemle karışık vedalarda yok değildir. Aynı şair, Vasiyet adlı şiirinde dostlarına şöyle seslenir. Dostlarım toplanın öldüğüm zaman, riyayı bir gün bir yana atın. Tutunuz tabutun kenarından, bir derin çukura beni fırlatın. Kalınca büsbütün sizden uzakta, vücudum çürürken kara toprakta, uzanın rahatça sıcak yatakta, yaşamak gururu içinde yatın. Yüz yüze getirmez bizi asırlar, meydana vurulsa saklanan sırlar, sayılsın şahsına ait kusurlar, korkmayın içine yalan da katın. Anlayın kimlermiş dost sandıklarım, muhabbetlerini kıskandıklarım. Anlayın ne boşmuş inandıklarım, şu yalan hayata, hayatı bana anlatın. Dostlarım anmayın artık adımı, siliniz gönülden eski yadımı. Kırınız sonuncu itimadımı, ölünce bir daha beni aldatın. Victor Hugo, öldükten sonra yaşamak istiyorsanız ya okunmaya değer şeyler yazın ya da yazılmaya değer şeyler yapın demiş. Bırakıp gittiği eserleri ve 80'den fazla şarkıya güfte olan şiirleriyle gönlümüzde yaşamaya devam eden Orhan Seyfi Orhun'u rahmetle yad eder, yazımla özdeşleşen Veda Buğsesi adlı şarkıyı sanat güneşimiz Zeki Müren'in sesinden bir daha dinlemenizi öneririm. Selam ve sevgilerimle demiş. Çok teşekkür ederiz. Bunu hatırlattığınız için.